İyi günler sayın seyircilerimiz. RTK Haber'e bugün de salgındaki son verilerle başlıyoruz. Ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti. 1901 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Diğer taraftan 433 kişi ise iyileşti. Kosovalı Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 10.848 test sonucunda 1901 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da bugüne kadar koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı 130.376'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.343'e yükseldi. Ülke genelinde 21.922 aktif vaka bulunuyor. Diğer taraftan ülke genelindeki hastanelerde 1000'in üzerinde kişi COVID-19 tedavisi görürken 30'dan fazla kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Tüm Kosova'yı ayağa kaldıran Ferizovik'teki genç kız cinayetinin katil zanlısı Dardan Krivaç'a polis teşkilatının yoğun çabası sayesinde saklandığı yerde bulunarak gözaltına alındı. Ferizovik'te birkaç gün önce tüm ülkeye yasa boğan cinayetin birinci şüphelisi Dardan Krivaç'a Ferizovik'te saklandığı bir köyde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Dardan Krivaç'a ve Arbor Seydiu birkaç gün önce 18 yaşındaki Meo'nun cansız bedenini Ferizovik Devlet Hastanesi'ne bırakıp kaçmışlardı. Olayın ardından Arbor Seydiu gözaltına alınırken cinayetin birinci şüphelisi Dardan Krivaç'a'nın yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Polis yetkilileri Krivaç'a'nın bugün yakalandığı ve gözaltına alındığını duyurdular. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Ferizovik'te 18 yaşındaki genç kızın öldürülmesine tepki gösterdikleri paylaşımlarda tüm kadın cinayetleri aydınlatana kadar durmak yok vurgusu yaptılar. Bugün toprağa verilen genç kızın cenazesine Başbakan Albin Kurti de katıldı. Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kosova'da kadınlara ve kızlara karşı bu korkunç suçları işleyenlerin bir an önce adalet karşısına çıkarılmasını istedi. Osmani tüm ilgili kurumlara bu cinayetleri gerçekleştiren bütün failler tutuklanana kadar durmadan çalışmaları için çağrı yaptı. Başbakan Albin Kurti de tepkisinde dün şiddete maruz kalan 18 yaşında bir kızın hayalleri sonsuza dek durdu. O hayatını trafik kazasında veya savaşta kaybetmedi. Şiddete maruz kaldığı için bu hayata gözlerini kapadı. Bu gerçekten çok acı ifadelerine yer verdi. Bugün Ferizovik kadın cinayetlerine yönelik öfkenin sergilendiği protesto gösterisine sahne oldu. Kentte toplanan kalabalık gösteri sırasında suçlulara en ağır cezalar verilsin sloganları atıldı. Kosova Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen eylemde kadın cinayetleri protesto edildi. Ferizovik polis merkezi önünde toplanan onlarca kişi 18 yaşındaki bir genç kızın erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini protesto etti. Protestocular öldürülen genç kız için adalet istedi. Protestocular polis ve hükümetin kadın cinayetlerini önleyemediğini iddia ettiler. Ellerinde polisin eli kanlı, kadın cinayetlerini normalleştirmeyin, Marigona için adalet, savcılığın eli kanlı yazılı pankartlar taşıdılar. Protesto gösterisinde yapılan açıklamada Kosova'da kadınların güvende olmadığı, her gün şiddete maruz kaldıkları ve kurumların buna göz yumduğu ifade edildi. Protestocular ayrıca polise kırmızı boya fırlattı. Başkent Priştine'de aşı randevusu almak isteyenler aile sağlık merkezlerine başvurabiliyorlar. İçin randevu almak isteyenlerin sağlık merkezlerindeki gişelere başvurmaları gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada sağlık merkezlerinde yapılan randevu başvurusu ardından vatandaşların telefonla ya da kısa mesajda bilgilendirildikleri ifade edildi. Yetkililer aşı randevusu için sağlık merkezlerine başvuranların sayısının oldukça yoğun olduğunu belirttiler. İlginin yoğun olması nedeniyle çoğu zaman sistemde sıkıntılar yaşandığı da ifade edildi. Kosova'da bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 700 bini aştı. Yeni öğretim yılının ertelenmesi çağrılarına Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı salgın vakalarındaki artışa rağmen 1 Eylül'de başlayacak. Eğitim Bakanı Arbor Yenagavci sosyal medya aracılığıyla yeni eğitim öğretim yılının 1 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Eğitim Bakanı Nagavci, okulların açık olması ve öğretimin okul kurumlarında düzenli ve yüz yüze katılımla gerçekleşmesinin hedeflendiğini bildirdi. Nagavci, geçen yılki durumun tekrarlanmaması için öğretmen ve idari personelin aşılanmasını talep etti.
Sayın seyircilerimiz, ekibimiz Prizren'in Şadırvan merkezinde kendine ait dükkanında 60 yıldır terzilik yapan Rıfat Usta ve yanında 30 yıldır çalışan Faruk Usta'yı ziyaret etti. Sabırla bu mesleği ayakta tutmaya çalışan ustalar salgından etkilendiklerini söylüyor. 80 yaşında olmasına rağmen haftanın 6 günü yaz kış demeden dükkanını sabah erken saatlerde açtığını söyleyen Rıfat Usta, 60 yıldır terzicilik yaptığını söyledi. Bu işi 60 sene yapıyoruz. Şadırvan'da hiç değişmeden. Peki ilk nasıl başladınız, biraz anlatabilir misiniz? Benim abim ustam imiştir. Abimden zanaatı aldık, beraber çalıştık. Eskiden takım elbise diktiklerini söyleyen Rıfat Usta, şimdi paça kısaltma, yırtık ve fermuar işi yaptıklarını söyledi. Şimdi daha çok tamirlik yapıyoruz. Zerif işinden dikerdik ruvalar, şiller, şimdi tamirlik açtık. Tamirlikle alınıyoruz. Peki kazanç var mı bu işte? Nasıl işte tamir işleri? İyidir bu işte. Oturursan işleme, çalışma sırayla iş olur. Hafta içi saldaya pazar istirahat ederiz. 9'dan 8'den akşama çalışırız. Bile. Peki bu ne vardı, bu pandemi sizi etkiledi mi bu? Etkilendi bayağı ki bu pandemi de. Bu pandemide hiç çalışmadık. Peki birisi kalkıp sizde takım elbise dikme ne kadar mal olur? Yok, şimdi ben canım işlemeyeyim. Şimdi 80 yaşındayım şimdi. Şimdi bıraktım işi, tamircilikle alınız. Yanında 30 yıldır çalışan Faruk Usta da terzilik zanaatının her geçen gün yok olduğunu söyledi. Müşteriye lazım saygı. Hizmetini yapma. Bu kadar değil. Bu kadar. Peki hafta içi her gün çalışsınız? Evet. Yaz kış demeden alıp. Evet, demeden. Evet. Peki sizce bu zanaata ilgi olur mu şimdiden sonra? İnanmayın. Zor. Zor. Niçin? Gençler alışmamıştılar oturma 10 saat, 12 saat bir yerde. Evet. Tondan ütürü. Daha hareketli şimdi. Daha hareketli. Şimdi işleme. 4 saat, 5 saat, 8 saat hem kaçma işleme yerlerine. 60 yıldır terzilik işiyle uğraşan emektar Rıfat Usta, her mesleğin sevgi ve emek istediğini söyledi. Değerli izleyenlerimiz, son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktardığımız RTK Haberi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.